Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle ev vlogu tarzında bir şey yapıyoruz. İlk kez böyle sabit bir yerde oturmayacağım ve evin birkaç yerinde dolaşacağım böyle. Bugün evimin, yani öğrenci evimin kapılarını boyuyoruz. Toplamda 3 tane kapı boyayacağız. O boyama sürecini göstereceğim sizinle. Böyle vlog çekme hoşuma giderse eğer sürekli olarak onu da çekmeye başlarım. İlk vlogum olacağı için böyle bir değişik hissediyorum. İlk boyayacağım kapı arkada gördüğünüz kapı. Kullanacağım malzemelere geçeyim. Şöyle yağlı boya kullanacağım. Filli boyanın beyaz boyasını kullanacağım. Beyaza boyayacağım. Tinerim var burada. Onun dışında cam olan kısımları bantlayacağım. Camlara bulaşmasın diye bantımı kullanacağım. Ve boyamak için de fırçamı kullanacağım. Kapıları her ne kadar temizlesem de silsem de böyle renginde artık bir değişme olduğu için çok böyle kirli gözüküyor. Silsem bile geçmeyecek türde kirli gözüküyor. O yüzden en son dedim ki artık beyaza boyayayım. Hem güzel dursun hem daha temiz dursun dedim. Ondan dolayı bugün boyuyoruz. O zaman ben yavaştan bantlamaya geçeyim. Daha sonra boyamızı karıştıralım. Ondan sonra da boyamaya başlayalım. Evet, böyle gördüğünüz gibi şuraları boya olmasın diye bantlıyoruz ama bu iş biraz uzun sürecek gibi. Bütün camları düşünürsek ama mecburen bu şekilde yapacağız. Kolay gelsin, nasıl gidiyor? Memnun musun? Çok mutsuz gözüküyorsun. Konuşur musun? Sanki zorla yapıyor gibisin. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi mi? Yok artık. Her şeyi kendi isteğinle yapıyorsun şimdi, yalan İki tane camın kenarı bitti. Kaldı 8 tane daha. Maşallah kendisi çok pratik zekalı. Farklı bir yöntem geliştirdi şimdi camda yapmak yerine. Ölçüyü alıp buraya takıyor. Ondan sonra herhalde burada çıkarıp yerine koyacak maşallah. O makasla kesilir mi o ya? Şu an ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Ben bantı çıkaracaksın sandım ama değişik bir şeyler oluyor orada. Tamam tamam, çözdüm ben olayı. Her seferinde onu oraya koyacak. Boyadıktan sonra yerini değiştireceğiz. Değil mi? Doğru bildin mi? Güzel ama tam ölçüleri tutturamamışsın. Evet, şimdi boyayı hazırlama kısmına geçtik. Bu gördüğünüz şey kolanın alt kısmı. Onun için de karıştıracağız. Biraz boyadan döktük. Yapan kişi anlatmıyor, bari ben anlatayım. Bundan ben yapayım be. Biraz da tiner ekleyecek sanırım. Evet, üzerine de biraz da tiner ekledik. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Ben başlayacaktım tamam, normalde. Kendi başladı hemen ya. Ne demek bir dakika? Fırça istiyorum hemen. Bakayım. Fark var mı? Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ben daha çok görüyorum farkı ama kamerada az gözüküyor. Şimdi daha iyi gözüktü. Işıktan biraz. Ay, güzel oldu ama. Aradaki farka bakar mısınız? Ne kadar kirlendiğini anlarsınız şu an. Gerçekten bayağı kirliydi. Hele banyonun kapısında saç boyamalarından kalan boya izleri falan var. Çıkmadı onlar. Böyle mor falan var. Ben ne zaman boyayacağım? Sıra bana geçsin. Bence de. İnce boyuyorum çünkü şu desenler kapanmasın diye. Aynen. Yağlı boya doldururum normalde onu. Şey mi yaparız? Kurduktan sonra mı bir daha atarız? Ya arkasını yaptıktan sonra bir daha geçeriz. Olabilir. Bir fırçamız daha olsaydı ben de bir yandan yapardım aslında. Değil mi? Neyse, sen çalış, ben çekerim.
Bizim şu an keş bölümümüz güzel. Biraz sonra iki dokundururum ben de boyadım derim sonra. Biraz önce bana şu kenarları, şu kenar kısımları makyaj fırçamla boyamayı teklif etti. Yani böyle bir şey duyduğuma bile inanamıyorum. Sonra direkt çöp olacak makyaj fırçam. İzin verir miyim? Aa, yere boya bulaştırmışsın. Şuraları boyanmadan göstereyim. Gördünüz mü ne kadar kirli olduğunu? Bir sürü lekeler falan var. Bakayım başka yerlerde var mı? Şuralarda falan böyle küçük küçük. Bunun yani benimle bir alakası yok. Ben yoksa sildim kapıyı ama tamamen kendi boyasıyla alakası var değil mi? Benlik bir şey değil. Ben sevmem seni yakın siler miyiz? Ay güzel oldu ya. Valla ne kadar kartonu da koysak bayağı zor oldu oraları boyamak. O yüzden bu makyaj fırçamı feda edeceğim. Eclipse'in fırçasıydı bu da. Çok sevdiğim bir fırçaydı kendileri ve hala far lekeleri var üstünde. Ama artık bunu boyaya feda ediyorum. Boya nerede? Ha. Bir yandan bir de çektiğim için bulamıyorum. Şöyle. Aa sen çek. Aa. Far şeyi vardı, pembeleşti. Baksana. Yine elimden aldı. Sanki benim suçum neyse. Bırak ben boyayacağım. Ama ben başlamadan önce söyledim üstünde far lekesi var diye. Sen de duydun bunu ama hiç demedin yani. Gel onu bir temizleyelim, boyaya renk içer demedin. Diyecektin de. Kamerayı açtığın için bir şey söyleyemedim. Ne alakası var? Çok harika. Şu camların haline bak. Sonra bunları köşelerinde afif camlara değen yerleri tünelde silmemiz lazım. Tamam, halledelim. Bak değdirdin camıma. Ya saçma. Küçücük bir yer. O kadarını sen de yapmışsındır, gösteririm. Yaptığım işin güzelliği gözüksün. Uzaktan nasıl anlaşılacak? Bacaklarım ağrıdı şu an. Bak ben anlatacağım şimdi. Evet, ay. Şurası şöyle sapsarı. Şuraya gelince bembeyaz. Aradaki farkı göreceğiz. Bir şey diyeceğim, ben daha fazla dayanamayacağım. Niye? Bacağım ağrıdı çömelmekten. Otur o zaman. Yerde boya var. Üstüme bulaşır. Evet, sonunda kapağın ön tarafını bu şekilde yaptık. Şimdi çeviriyorum arka kısmını hem göstereyim. Evet, aradaki farkı da görmüş olursunuz. Şimdi bu kısmını boyayacağız. Yukarıları nasıl yapacağım? Sen nereye çıkacaksın? Sandalyeye mi çıkacağım? Onun yerine yukarıları sen yapsan nasıl olur? Olur. Yukarıları ben çok zor yaparım çünkü. Evet, aradan tam 2 saat kadar geçti ve sonunda daha yeni bir tane kapıyı bitirebiliyoruz. Hemen onu da gördüğünüz gibi sonunda kapıyı bu şekilde bitirdik. Yerler çok kötü boya oldu. Şimdi onları tinerle sileceğim. Kapının arkasında hemen bu şekilde gösteriyorum. Bayağı güzel oldu ama belki daha sonra bir kat daha geçeriz, onu bilmiyorum. Ben şimdi hemen şu yerleri tinerle sileyim, onları halledeyim. Evet, yerdeki tinerleri çıkardığımıza göre şimdi ikinci kapımıza geçebiliriz. Evet, şimdi banyonun kapısına geldik. Bunda neyse ki böyle cam olayı gibi bir şey yok, daha kolay boyanacak. Diğerinde camların kenarları çok uğraştırmıştı. Şimdi bunu da bu şekilde boyuyoruz. Evet, banyo kapısını da sonunda bitirdik artık. Şimdi hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde hemen arkasını çeviriyorum. Banyo kapısını da bu şekilde boyadık.
Çekmeden önce gösterecektim, unutmuşum. Ama şuralarda filan genelde birkaç tane boya izi vardı. Şu kapı kollarını yine tinerle temizleyeceğim. İkinci kapımız da bu şekilde bitmiş oldu. Burası da son kapı, yatak odasının kapısı. Burayı da şöyle göstereyim ama kapıları boyarken gerçekten ikimiz de çok yıprandık, çok yorulduk. Son üçüncü kapıyı şu an boyamamaya karar verdik. Daha sonra dinlendikten sonra boyayacağız. O yüzden ben videoyu artık burada kapatıyorum ve gideceğim, bir şeyler yiyeceğim, dinleneceğim. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram ismimi de aşağıya yazıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşça kalın.